Yüksek enerjili çarpışmalar yapmaya başlamıştı ve daha büyük hadron çarpışmasından bu yüksek enerjide bir pozitron çıkmamıştı. Sayın başkanlarım, değerli üyelerimiz, TÜBA asli üyesi Profesör Doktor Bilge Demirközü affedersiniz. Büyük veriden bilimsel bilgeliğe konulu konferansını vermek üzere şimdi kürsüye davet edeceğiz. Hazırlığı tamamlanır tamamlanmaz Sayın Demirköz sahnede olacak. Değerli hocalarım, sayın başkanım, değerli başkanlarım, öncelikle bu güzel günde burada olmaktan dolayı çok memnunum. Size bugün uzun bir yolculuktan bahsedeceğim, kısa bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Büyük veriden bilimsel bilgeliğe gitmeye çalışacağım. CERN, 1954'te Cenevre, İsviçre'de kurulmuş büyük laboratuvarımız. Türkiye'de şu anda CERN'in asosiye üyesi. Ve CERN'in kurulmasında 4 ana hedef vardı 1954'te. Bunlardan bir tanesi tabii ki araştırma, bilimsel araştırma geliştirmelerdi. Diğeri ise teknolojinin geliştirilmesi, fizik alanında eğitim verilmesi ve uluslararası ilişkilerin bilim kapsamında geliştirilmesiydi. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında dağılmış bir Avrupa'yı tekrar aynı odak, bilim odağı etrafında bir araya getirme hedefiydi. Çoğunlukla İsviçre diyebiliyoruz. CERN'e. Aslında CERN'ün büyük hadron çarpıştırıcısının %90'ı neredeyse Fransa tarafında. Ama hep İsviçre dememizin nedeni ofislerin ve çoğunlukla bizim oturduğumuz yerlerin aslında İsviçre'de olması. Ve onun için de adreslerin hep İsviçre olarak gözükmesi. Yoksa aslında CERN'ün birçoğu Fransa'da. Ve bu 27 kilometrelik hızlandırıcıyı büyük ihtimalle hepiniz gördünüz fotoğraflarını. Büyük hadron çarpıştırıcısı ismi. Fakat çok bilinmeyen şey 27 kilometre. Neden 27 kilometre? Birincisi 27 kilometre olmasının nedeni aslında arkadaki Jura Dağı, Jurasik dönemden kalma dağıyla bir alüvyon ovası olan Cenevre'nin ovasının içindeki gölün arasında kurulabilecek en büyük çember 27 kilometre olduğundan dolayı vakti zamanında 1970'lerde bu tünel kazıldığında. Biz bu tünelin içinde parçacıkları neredeyse ışık hızına kadar yaklaştırıyoruz. Ne kadar ışık hızına yaklaştırıyoruz derseniz ışık hızından sadece bir bisiklet hızı daha yavaş. O kadar yakın yani ışık hızına. Ve bu hızlandırıcının içinde, saniyede bu hızlandırıcının içinde benim hala yıllardan beri gidip geliyorum ama aklımın almadığı şey 27 kilometre buradan yaklaşık Ankara Havalimanı herhalde 27 kilometre değil mi? Esenboğa buradan 27 kilometre olsa gerek. Esenboğa Havalimanı'na saniyede 11.600 kez gittiğinizi düşünmeniz lazım. Ben hala yani yaklaşık 20 seneden beri CERN'de çalışıyorum. Hala orada durduğum zaman ayaklarımın altında parçacıkların 27 kez, 11.600 kez döndüğünü hayal edemiyorum. Ve asıl, bütün olayın asıl tekniği, yani teknik dediğimiz kısmı, bu parçacıkları çok iyi kontrol etmekte saklı. Yani bu parçacıklar 27 kilometre dönüyorlar ve her geçişlerinde aynı 1 milimetrenin içinden geçiyorlar. Aslında buna parçacık optiği diyoruz ve burada birçok hocalarımız var, optikçi. Gerçek ışık optiği çalışan, biz de aslında parçacık optiği çalışıyoruz. Ve bu parçacıkları nasıl kontrol edeceğimiz konusunda çalışmalar devam ediyor. Çünkü parçacıkları ne kadar iyi kontrol ederseniz, aslında çarpışmaları da daha da verimli hale getirmeniz mümkün. Çarpışmaları sağlayan işte bu mıknatıslar. Arkamda gördüğünüz bu mavi koskocaman nesneler aslında sizin buzdolabı mıknatıslarınızdan yaklaşık olarak 7000 kat daha kuvvetli. Ve bu parçacıkları döndürmek için bu mıknatısları kullanıyoruz. Her biri yaklaşık 14 ton ağırlığında, 11 metre uzunluğunda olan bu mıknatıslardan 2212 tane var. Sayılar biraz büyük değil mi? Burada amacımız aslında parçacıkları ışık hızına çok daha fazla hızlandırmak. Ne kadar hızlandırmak derseniz, o kadar hızlandırmak bir proton izafiyetten dolayı kendini olduğu kütlenin, yani durağı kütlesinin yaklaşık 7000 kat daha fazlası gibi görülsün o parçacık. Yani bir protonun kütlesi 1 giga elektron volt diyoruz. 1 giga elektron volt. Bizim çarpıştırdığımız enerji ise 7 tera elektron volt. 7000 kat. Neden bunu yapıyoruz?
Çünkü aslında yapmaya çalıştığımız şey evrenin yüksek enerjilerde geçerli olan kanunlarını incelemek. Çünkü büyük ihtimalle evrenin en başındaki büyük patlamadan sonraki ortadaki ortam çok daha yüksek enerjili bir ortamdı ve bu ortamı ancak anlamaya çalışırsak biz evrenin o günden bugüne kadar olan tarihini anlamayı başaracağız. Burada bir şey daha var. Büyük hadron çarpıştırıcısı hakkında hep hızlandırıcı diyoruz, değil mi? Ama burada gördüğünüz hiçbir şey hızlandırıcı değil. Şu arkamda gördüğünüz tünelde gördüğünüz her şey döndürücü aslında. Hızlandırıcı denilen kısım 27 kilometrenin sadece 100 metresi. 100 metrelik hızlandırıcı var, geri kalanı hep döndürücü. Ama saniyede 11.600 kez hızlandırıcının içinden geçtiğiniz için parçacıkları hızlandırmak, yine 1-2 dakika içinde parçacıkları hızlandırmak mümkün oluyor. Çünkü aynı 100 metreyi saniyede 11.600 kez geçmiş oluyorsunuz. Pekala, çarpışmalar neye benziyor? Çarpışmalar biraz buna benziyor. İki tane proton çarpışıyor ama ortaya çıkan parçacık sayısı binlerce. Ve bu binlerce çıkan parçacıktan biraz da dedektiflik yapıyoruz. Dedektiflik derken şunu kastediyorum. Bu parçacıkların nereden geçtiğini tam olarak ancak dedektörlerimizle tam olarak da söyleyemiyoruz. Ancak dedektörlerimizin gördüğü kadarını söyleyebiliyoruz. Yani bir parçacığın önüne koyduğumuz dedektörün verimi, onun çözünürlüğü, onun karanlık akımı ve diğer özelliklerini hepsini hesaba katarak bu parçacıkların nereden geçtiği verisini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ama bu veri bize bu çarpışma, bu simülasyondan gelen bir görüntü. Ama aslında parçacıkların verisi çok daha komplike. Çünkü içine işte biraz önce bahsettiğim üzere giren birçok dedektör kaynaklı belirsizlik geliyor. Gördüğünüz üzere bu çarpışmadan yaklaşık 2000 parçacık çıkmış ve bu parçacıkların hepsinin izini de görmek imkansız. Biz daha çok daha yüksek enerjili parçacıklar üzerine yoğunlaşıyoruz ve çıkan veri şöyle bir şey. Çarpışmaları kaç tane yapıyoruz? 2008 yılında CERN'deyim. İşte ilk kez Türkiye CERN'e geldi ve diyorlar ki hocam tamam deney ne kadar sürecek? Sürecek yani diyorum yıllarca. Neden? Yani çarpıştıracaksınız bitmeyecek mi? Hani bir kez çarpıştırılacak bitecek gibi geliyor ama değil. Saniyede 40 milyon demet çarpışması yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Büyük ihtimalle yıllarca. Şu biraz önce gördüğünüz dedektörde toplamda 150 milyon kanal bilgi var. Ve saniyede 40 milyon demet çarpışması yapıyoruz ve her demet çarpışmasının verisini topluyoruz. Bu da saniyede 1 petabayt ediyor. Evet, 1 petabayt saniyede. Biraz zor bir şey değil mi? 1 petabayt saniyede. 1 gigabit linkleri duydunuz, 10 gigabit linkleri duydunuz, 100 gigabit linkler gelecek diyorlar, 5G diyorlar ama 1 petabayt hala çok ötesinde değil mi düşüncelerimizin? Arada tera var, ondan sonra petabayt. Bu aslında dedektörlerin ön işlemleme elektroniğinde biriken veri miktarı. Yani bir tane çarpışma yaptınız ve bu çarpışmadan çıkan parçacıklar ön işlemleme elektroniğinin içinde yaklaşık 128 mikrosaniye boyunca kaydediyoruz bunu. Neden kaydediyoruz? Çünkü bu hızda bir şey okumak imkansız şu andaki tekniklerle. Yaptığımız şey aslında bu dedektörün belli bazı yerlerinden bazı dedektörleri o hızda okuyabiliyoruz. Yani 40 MHz hızında okuyabildiğimiz veri miktarı her yaklaşık 100 kilobayt. 100 kilobayt çarpı 40 MHz okuyoruz ki o bile birkaç 10 GB ediyor. Saniyede aslında 10 gigabit veri çıkarıyoruz ve o çıkardığımız özet veriden bu veri ilginç miydi değil miydi, bu çarpışma ilginç miydi değil miydi karar veriyoruz aslında. Ve bu kararı 3.1 mikrosaniyede vermek zorundayız. Neden? Çünkü her çarpışma ilginç değil. Gerçekten değil. Protonlar, hep duymuşsunuzdur, içinde kuark ve gluonlar var diyoruz. Ama protonların içinde çoğu çarpışma, iki tane protonu çarpıştırdığın zaman içindeki kuarklar ve gluonlar kafa kafaya çarpışmayabiliyor. İçinde üç tane kuark var, birçok gluon var. Bunları kafa kafaya çarpıştırdığınız zaman
Çarpışma çoğunlukla ikisi de içlerindeki parçacıkları döküyorlar, saçıyorlar ve öne arkaya doğru gidiyorlar. Dikine bir sert çarpışma olmuyor. Bizim hep istediğimiz şey aslında parçacıkların kafa kafaya çarpışıp yeni bir parçacık ortaya çıkması ve bu parçacıkların dikine doğru gitmesini istiyoruz. Bu çok nadir bir şey. Ne kadar nadir derseniz, 1 petabayt bölü saniye değil. Ama yine de yılda 15 petabayt veri topluyoruz. Bunu yapmak için ise ne yapıyoruz derseniz, 40 MHz'de birinci seviye buna tetikleme sistemi diyoruz. Tetiğimiz var. Bu tetikten ancak 10 üzeri 5 parçacık, saniyede 10 üzeri 5, yani 100 bin çarpışma verisini sadece okuyoruz aslında. Hepsini okuyoruz bu sefer. Saniyede 100 bin parçacık verisini dedektörden tümüyle dışarıya aktarıyoruz bufferlara ve bu bufferlar saniyede 100 GB hızında çalışıyor. Ve bu tutup da bizi, bunu da analiz ettikten sonra saniyede sadece 100 parçacık verisini kaydediyoruz. Bu çok ilginç bir şey değil mi? 40 milyon çarpışma yapıp, içinden seçip, o an seçip hem de 3.1 mikrosaniye hızda karar verip, sadece 100 tanesini diske kaydetmek. Diske yine de yılda 15 petabayt veri yazıyoruz. Ben Atlas deneyinde bu tetikleme sisteminin trigger master'ı idim yaklaşık 3 yıl boyunca. Onun için bu tetikleme sistemi benim için çok önemli ve kariyerimin odak noktası oldu aslında. Ve asıl soru şu, ne aradığını biliyor musun? Çarpıştırmak yetmiyor. Aynı zamanda ne aradığını bilmek lazım ki ona geri veriyi kaydet. Ona geri geleceğiz tekrar. Pekala, bu veri geldi. Bu başladı mı? Bu videoyu başlatabilir misiniz acaba? Biraz önce çalışıyordu ama şimdi çalışmadı. Biraz önce denemiştik ama göstermeye çalıştığım şey bu verinin aslında dünya üzerinde sonra nasıl yayıldığı. Bu veriyi bütün dünyada üye ülkelere ve diğer ülkelere ve diğer araştırma merkezlerine yolluyoruz. Ve çünkü CERN'ün bilişim gücü aslında tek başına bu kadar veriyi analiz etmeye tabii ki yetmiyor. Onun için süper. Teşekkür ederim. Evet, bu CERN'ün monitoring programından bütün dünya üzerindeki veri akışını buradan görebiliyoruz. Yine 100 gigabit bölü saniye ile, 100 gigabyte bölü saniye ile veri dünyaya aktarılıyor ve aynı zamanda analiz edilip tekrar CERN'e geri yollanıyor. Türkiye'de bu network'ün parçası. Orada görüyorsunuz Ankara'da iki nokta var. TÜBİTAK ULAKBİM'in desteğiyle bu veri Türkiye'de de araştırmacılara sunuluyor ve bir de full screen yapabilirsek lütfen size zahmet. Ama ben kontrol edemiyorum artık. Evet. 20 yıldan beri Ulusal Grid Yüksek Başarımlı Hesaplama Bulutlama Hesap Merkezi TÜBİTAK ULAKBİM kapsamında çalışıyor ve CERN ile ilk ilişkimiz aslında böyle kuruldu. CERN ile ilk ilişkimiz 2010 senesinde ULAKBİM'in CERN'ün de ULAKBİM'i ziyaretiyle başladı ve Türkiye olarak biz ilk kez CERN'ün bilişim ağına ve bu verilerin aktarılma merkezine dahil olduk. TÜBİTAK'ın burada desteğini çok teşekkür ederiz. 2022 senesinde de burada görüyorsunuz yine Türkiye'mize yaklaşık 1 petabayt veri aktarılmış. Burada ULAKBİM'in tüm araştırmacılığı sunduğu yüksek başarılı hesaplama ve veri deposunu sunan merkezi görüyorsunuz ve şu anda altyapıda 14 petabaytlık veri deposu bulunuyor ve birçok ve binlerce CPU, GPU ile bizlere hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin CERN'e asosiye üyeliği yolunda bu çok önemli bir adım oldu. 2014 senesinde anlaşmadan sonra CERN'le birçok araştırma grubu, EMS, ATLAS, ALICE, CLIC, CMS, CAST, ISOLDE gibi deneylerin birçok çalışan hocamız, şu anda yaklaşık 140 yanılmıyorsam şu anda çalışan doktoralı
çalışan CERN'de Türkiye'den. Buradaki deneylere iştirak ediyorlar. Gördüğünüz üzere birçok üniversitede var. Ve son olarak TAEK'ti, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ydu. Şimdi ismi değişti. TEMMAK tarafından bu çalışmalar desteklenmeye devam ediyor. Pekala biz ne yapıyoruz Türkiye'de? Biz kozmik ışınları çalışıyoruz. Kozmik ışınlar uzaydan gelen ve atmosferimize çarpınca yağmurlanan çok hızlı parçacıklar. Bu parçacıklar yine ışık hızına çok yakın gidiyorlar. Ve siz uçanlarınız vardır, değil mi? İstanbul'dan uçanlar, uçakla gelenler yahut başka bir şehirden uçakla gelenler hocalarımız. Çok az kişi uçmuş, öyle mi? Yok, uçanlar var, tamam. Uçan hocalarımız yahut konferansa gittiğinizde, değil mi? Uçağa biniyorsunuz. O zaman uçtuğunuz zaman uzaydan gelen bu radyasyonun içinden uçuyorsunuz aslında. Kozmik ışınların ortasından uçuyorsunuz ve bir uçağa bindiğinizde ortalama olarak yeryüzünde aldığınız radyasyonun 10 katını alıyorsunuz. Bu da aslında dünyada en fazla radyasyon olan kişilerin nükleer santrallerde çalışanlar değil, pilotlar olmasında nedeni. Fakat biz atmosferimizle değil, atmosferin dışıyla daha çok ilgiliyiz. Ve atmosferin dışına çıkıp uzaydan gelen bu parçacıklara daha atmosfere çarpmadan önce bakmak istiyoruz. Çünkü onların doğasını anlamak istiyoruz ki yine nasıl biz gittik Büyük Hadron Çarpıcısında büyük patlamanın en başındaki parçacıklara eş değer enerjideki bir çarpışmaya bakmak istedik. Burada da yine evrende çok enerjili, yüksek enerjili kara deliklerin etrafındaki yıldızlardan hızlandırılan parçacıklara ve bunun gibi etkileriyle oluşan yüksek enerjili parçacıklara bakmak istiyoruz. Bunun için de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerinde Alfa Manyetik Spektrometresi isminde bir deneyimiz var. Ben bu deneyin yapımında çalışmıştım yaklaşık 4,5 yıl MIT'de. Burada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerindeki en büyük bilimsel görev yükünü görüyorsunuz. Yaklaşık 8,5 ton ağırlığında. Ve Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde Mayıs 2012'den beri Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde veri topluyoruz. Burada kendisini daha yakından görüyorsunuz. CERN'de bu dedektörü aslında dünyanın üzerinde 20 üniversite birlikte yaptılar ama CERN'de entegre edildi. Oradan Kennedy Uzay Merkezi'ne gidip uzaya gitti. Bu CERN'deki son fotoğraflarından biri. 300 bin elektronik kanal bilgisi olan 650 işlemcili büyük bir parçacık dedektörü. 16 Mayıs 2011 senesinde uzaya giden bu dedektör 19 Mayıs 2011'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleştirildi ve o zamandan beri de veri almaya devam ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu hayatı boyunca veri almaya devam etmeyi ümit ediyoruz. Bu açıdan da bakıldığında bizi de etkiliyor tabii son gelişmeler. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaşam süresi konusunda ne yazık ki siyasi bir belirsizlik şu anda paydaşlar arasında oluşmuş durumda. Haziran 2011'den beri de CERN'deki kontrol odasından yönetiliyor. Bu çok güzel bir şey çünkü Houston'a gitmek zorunda değiliz. CERN daha yakın Türkiye'ye tabii ki. Ve biz Türkiye olarak, ODTÜ olarak bu deneyin üyesiyiz. Pekala, EMS nedir? Aslında biraz önce gösterdiğim Atlas CMS deneylerindeki gibi o çarpışmalara bakan veri, o çarpışmalardan çıkan parçacıkları gören dedektörlere çok benzeyen, hatta aynı sınıfta olan dedektörler kullanılıyor. Ne kullanılıyor derseniz silikon dedektörleri, elektromanyetik kalorimetreler, silikon sayaçlar dışında yine sintilatör dedektörler, kalorimetreler ve bunun gibi birçok parçacık dedektörüyle parçacığın cinsini ölçmeye ve özelliklerini ölçmeye çalışıyoruz. Burada size bir örnek vereyim. Tepeden bir pozitron gelmiş, dedektörün içinden çok hızlı bir şekilde gelip geçmiş, hop geri. Tepedeki dedektör geçiş ışınımı radyasyon dedektörü bunun bir elektron olduğunu görmüş. İzini gördükten sonra aşağı doğru inerken mıknatısımız içinde kıvrılmış. Kırılmasından dolayı yükünü anlayabiliyoruz. Pozitif mi? Negatif mi? Bir tarafa doğru kırılırsa negatif, diğer tarafa doğru kırılırsa pozitif olduğunu biliyoruz. Onun için bunun bir pozitron olduğunu biliyoruz mesela. Aşağıda Cherenkov dedektöründe yine yükünü ölçüyoruz. Bir olduğunu ve onun için elektronla uygun olduğunu. Aşağıda da elektromanyetik kalorimetrede de elektronun enerjisini ölçüyoruz ve böylelikle bir parçacık hakkında ölçebileceğimiz bütün bilgileri adım adım o yukarıdan aşağıya dedektörümüzün içinden bir elekten geçermişçesine geçtiği zaman da ölçebiliyoruz. Ve sonunda bunun 424 giga elektron voltluk bir pozitron olduğunu anlıyoruz. EMS uzaya gittiği
etmemiz mümkün. Dün gece yarısı, tam ben bu sunumu bitirirken, şimdiye kadar 10 senede 214 milyar 92 milyon küsurat parçacık kaydetmiştik uzaydan. Pekala ne görüyoruz? Evet, sunumumdaki nadir denklem bu. Keşfimiz şu, x80'i burada, söz veriyorum, en komplike şeyim, slide'ım bu. x80'i burada, enerji, y80'i ise akının enerjinin kübüne çarpılmış hali ki biraz düz görelim spektrumu diye. Yoksa spektrum aşağı doğru inen bir spektrum. Hop, geri geldim. Burada bizim beklentimiz pozitronların şu gri gibi olmasıydı. Diffuse bir term, yani uzaydaki çarpışmalardan çıkan pozitron spektrumu bekliyorduk. Çünkü pozitronlar çok fazla olan bir parçacık değil. Pozitronlar antimadde. Elektronun antimaddesi pozitronlar. Ve ancak yıldızlar arası mekanda parçacıklar çarpıştığı zaman ortaya çıkabilecek bir parçacık. Ama onun dışında pozitronların aslında yüksek enerjilerde çok ciddi bir fazlalığı olduğunu bulduk. Bu fazlalık da bilim dünyasında epey yankıyla karşılandı. Gördüğünüz üzere yüksek enerjilere doğru giderken hata paylarımız hala istatistiksel olarak limitli. Çok daha fazla veriye ihtiyacımız var. 10 yıl daha veri toplamayı ümit ediyoruz. Aynı zamanda oradaki enerji çözünürlüğümüzü de iyileştirmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü bu source term'ün, yani bu kaynağın, bu pozitronları uzayda ne üretiyorsa, bu kaynağın iki, şu anda literatürde iki tane müsebbibi var. İki şey olabilir. Bir, pulsarlar olabilir. Etrafında yıldızlar dönen nötron yıldızları ve onları yiyen ve oradan çıkan pozitron çıkarma ihtimalleri var. İki, karanlık maddenin kendisiyle çarpışması ve bozuşması olabilir. Tabii ki ikinci ihtimal bizi heyecanlandırıyor. Ama ilk ihtimali, hangi ihtimalin doğru olduğunu anlamamız için bizim bir spektrumun nasıl düştüğünü anlamamız lazım. Eğer yumuşak bir şekilde düşüyorsa bu spektrum, büyük ihtimalle bir pulsardan çıkıyor ama sert bir şekilde düşüyorsa o zaman karanlık madde, cut-off, karanlık maddenin enerjisinin limitli olmasından dolayı bir cut-off olduğunu düşüneceğiz. Onun için veri toplamaya devam ediyoruz. Türkiye'de ise bu araştırmanın daha sanayiye faydalı kısmını yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız şey aslında dünyanın farklı yörüngelerinde, düşük dünya yörüngesi, orta dünya yörüngesi ve yüksek dünya yörüngesinde radyasyon hesaplarını yapabiliyoruz. Yani bu parçacıklardan kaynaklı olarak uydularımızın aldığı radyasyon miktarını hem tahmin edebiliyor, aynı zamanda şimdi son gelişmelerle ölçebiliyor ve sonrasında da buna karşı önlem alabiliyoruz. Dünyamızın manyetik alanından dolayı dünyamızın etrafında olan kuşaklar var. Radyasyon kuşakları var. Bunlara Van Allen kuşakları diyoruz. Ve bu kuşaklarda parçacıklar dünyamızın etrafında yörüngeye oturmuş durumdalar. Bu yörüngedeki parçacıkları anlamak için biz ekibimizle çalışıyoruz ve Ankara'da ODTÜ saçılmalı demet hattını kurduk. Bu uzay radyasyon testlerinin yapılabileceği bir tesis, bir laboratuvar. Burada bu demet hattı Türkiye'nin ilk proton demet hattı. Çünkü hızlandırıcı Belçika'dan alınmış bir hızlandırıcıydı. Bu hızlandırıcıdan çıkan parçacıkları saç teli gibi incecik çıkıyorlar. Bunları A4 kağıdına kadar genişletiyoruz. Ve burada Türkiye'de üretilmiş olan uzay uydu için üretilmiş olan parçacık elektronik malzemelerin, elektronik bileşenlerin radyasyon testini yapıyoruz ve onları bu uzay radyasyon ortamında çalışıp çalışamayacağı konusunda kalifiye ediyoruz. Bu konuda da şimdiye kadar 20 küsur şirkete, kuruma, araştırma merkezlerine, TÜBİTAN merkezlerine, TÜBİTAK Uzay'a ve MAM'a ve BİLGEM'e hizmette verdik. Ve burada aslında bu hızlandırıcı demet hattını kurarken de CERN'den bilgi teknolojisi ile bu bileşenlerin neredeyse %90'ını Türkiye'de üretmeyi başardık. Örnek olarak Türkiye'de endüstriyel boyutta bir 4 kutuplu mıknatıs tasarımını ve üretimini tümüyle Türkiye'de gerçekleştirdik. Ve bunu tasarımı da bize ait, üretimi de Türkiye'de bir şirkette birlikte gerçekleşti. Sonra CERN'e gitti. Şurada aşağıda görüyorsunuz CERN'in sembollerini. CERN'e gitti. CERN'de de testlerden geçti ve bu şirket şimdi CERN'deki ihalelere, mıknatıs ihalelerine girebiliyor. Biraz önce dedim ki,
uzaydaki radyasyonu da ölçmeye başladık Türkiye olarak dedim. Onu nasıl yapıyoruz? Roketlerle yapıyoruz. Bu x ekseni burada radyasyon miktarı, y ekseni ise yükseklik. Yani dünyadan kalktı bir roket ve uzaya doğru giderken göreceği radyasyon miktarı. Burası Ay, burası Dünya'nın yörüngesi, burası Uluslararası Uzay İstasyonu burada. Burada GPS yörüngeleri var, burada da geo yörüngesi. Şurada ise çok veri yok. Neden veri yok? Burası çünkü 38 kilometre ile en düşük yörünge olabilen 200 kilometrenin arası. Burada sadece roketler buradan geçiyor. Onun için çok veri olmadığı için biz de Roketsan'la konuştuk ve Roketsan'ın uçuşunda bir radyasyon ölçer uçurduk. Sanırım bu yine çalışmayacak. Atlayalım, hiç uğraşmayalım. Bu sefer de ses olmayacak. Evet, 26-29 Ekim 2020 tarihinde iki uçuşta da bir radyasyon dedektörünü, OTTÜ'de yapılmış bir radyasyon dedektörünü Roketsan'la uçurduk. Tam ekran olmuyor galiba. O zaman geçelim ya, çünkü şey değil. Evet, bu radyasyon ölçerden de şunu öğrendik. Roketsan'ın roketiyle 137 kilometreye kadar çıktık. Ve 137 kilometreye kadar çıktığımızda Sinop'tan kalkıp da radyasyon miktarının 40 kat arttığını bulduk. Diyeceksiniz ki bu bilimde çığır açan bir şey mi? Değil ama bir teknik geliştirme. Ve şimdi bir dahaki Roketsan'ın uçuşuna yine 2023 yılında bu sefer 350 kilometreye yine radyasyon sayaçlarıyla hazırlanıyoruz. Yine Ay görevine de hazırlanmaya başladık. Bu da ekibim. Biraz önce hocamız da çok güzel ekibini gösterdi. Ekip işi her zaman çok önemli ve burada insan kaynağı yetiştiriyoruz. O çok önemli. Şimdi ben size bir söz verdim. Daha doğrusu Sayın Başkanıma bir söz verdim. Başkanıma verdiğim sözü yerine getireceğim. Bilgelik. İsmim Bilge olduğu için bir Muzaffer Hocam da biliyor, bir bilgelik takıntım var. Bir şeylerden hep bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Ve ben üç perdede bir cevap denemesi yapacağım bugün size. Bu bir fizikçi. Bu kadar araştırma yaptı. Hayatının burasında işte uzay, parçacık fiziğiyle uğraştı. Ne öğrendim? Ve bunu size üç perdede cevap vermeye çalışacağım. Ne demek? Akıl ne öğrendi? Kalp ne öğrendi? Ruh hakkında ne öğrendim? İlki akıl. Şimdi benim aklım için bir fizikçi olarak benim en merak ettiğim konu karanlık madde. Neden karanlık madde? Çünkü bu fotoğrafta Hubble'ın derin uzay fotoğrafında bu galaksilere baktığımda ben görüyorum ki bir madde var. Bu madde galaksileri birlikte topluyor. Galaksilerdeki toplam kütlenin sadece 1/7'i bizim gördüğümüz bir madde çeşidi. Bizim gibi olan baryonik madde diyoruz. Yani periyodik cetveldeki tüm elementler sadece 1/7. 6/7'si ise görmediğimiz, ışıkla hiç etkileşmeyen, onun için karanlık, kara değil. Siyah değil yani, karanlık, ışıkla hiç etkileşmesi olmayan bir madde çeşidi. Ve bu madde çeşidinin hızını da biliyoruz. Mesela galaksimiz içinde, bizim galaksimiz, gökadamız içinde, Samanyolu gökadamız içinde 380 kilometre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Ben az buçuk bu odanın volümünden burada yaklaşık 1000 karanlık madde parçacı olduğunu size söyleyebiliyorum mesela. Hani 500 ile 2000 arası olsun ama az buçuk yoğunluğunu da biliyoruz bu maddenin. Çok ilginç değil mi? Bu kadar çok şey biliyoruz karanlık madde hakkında ama daha ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu benim için en ilginç şeylerden biri. Yine hatırlarsanız tetikleme sisteminden bahsettim. Tetikleme sisteminde Atlas'ın iki tane parçayı çarpıştırdığımız zaman, değil mi? 40 milyon çarpışmadan sadece 200'ünü kaydedebiliyoruz. 200'ünü kaydederken ihtimaller dahilinde 300 farklı seçimimiz var. Bir jet çıksın, iki miyon çıksın, iki tane de elektron çıksın. Ha olabilir, pekala. Yahut da iki elektron çıksın, iki miyon çıksın, o da belki olabilir gibi. Yani ne aradığımızı bilerek aslında arıyoruz. Eğer ne aradığımızı hiç bilmesek, çok zor. Biraz önce gösterdiğim EMS'teki sonucu hatırlarsınız. Dedim ki, onun sonu böyle sert bir şekilde iniyorsa, pozitron fazlının sonu, karanlık madde olma ihtimali var ve tam nerede indiğini bulmamız çok önemli. Çünkü eğer o tam olarak nerede indiğini biliyorsak, karanlık maddenin kütlesini ölçmüş olacağız. Ve kütlesini bildiğiniz bir parçacığı aramak çok daha kolay. Bu çok ilginç geldi bana.
Çünkü aslında bu bizim mitlerimizde de var. Feridun Attar'ın Mantuki Tahir kitabında, bundan yaklaşık 950 yıl önce yazılmış kitapta, Hütüt kuşuna gidiyor kuşlar ve diyorlar ki, ya diğer bütün hayvanların hükümdarı var, bizim hükümdarımız yok. Kendimize hükümdar bulalım. Hütüt kuş da diyor ki, bizim diyor hükümdarımız var, Kaf Dağı'nın arkasında onu gidip bulmamız lazım. Ve Hütüt kuşu onlara Kaf Dağı'nın arkasına giderken birçok hikaye anlatıyor. Binlerce kuş yola çıkıyorlar. 7 büyük vadi aşıyorlar ve her vadide birkaç yüzü ölüyor. Eleniyorlar, 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 eleniyorlar. Gidiyorlar Kaf Dağı'nın arkasına ve Kaf Dağı'nın arkasındaki sarayda bir bakıyorlar ki 30 kuş kalmışlar ve sadece ayna var. Simurg aradıkları hükümdar kendileriymiş. Ama yola nasıl çıktılar ne aradıklarını bilerek çıktılar. Ama sonunda bir sürprizle karşılaştılar. Bu da benim parçacık fiziğiyle bizim geleneklerimizi buluşturduğum şey, daha doğrusu tasavvuf geleneğinde olan bir hikaye. Bir sonraki kalp. Bana diyorlar ki hocam çok güzel denklemler falan ama ya romantizm yok mu şu fizikte? Hiç mi romantizm yok? Hani fizikte bildiğiniz en romantik şey nedir? Şu, bir süpernova. Bu süpernovaya baktığımızda, ki bu süpernova Hubble teleskobunun çektiği 1054 yılında patlamış Crab Nebulası. Bu nebula patladığında gece ile gündüz bir olmuş yaklaşık bir hafta boyunca. O kadar yakın ve parlak ki dünyaya. Yine görmek isterim hayatımda böyle bir şeyi. Ama buradan size anlatmak istediğim hikaye daha farklı. Bu süpernovanın patlamasından, geri geleyim. Vücudumuzda, biraz önce hocamız çok güzel anlattı. Değil mi? Vücudumuzdaki elementler, terimiz ve ondan öğrenebileceklerimiz. Vücudumuzda birçok element var. Ama güneşimizde sadece hidrojen, karbon, nitrojen, oksijen var. Başka da bir element yok. Boron ve berilyum yok. Boron ve berilyum bile yok. Boron ve berilyum güneşten dünyaya kadar olan mesafede üretilen parçacıklar. Güneş rüzgarında üretiliyorlar. Pekala kemiklerimizde, biraz önce hocamız dedi ya, kemiklerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir. Nereden geliyorlar? Bu tip elementler, yani periyodik cetvelin geri kalanı, ancak ve ancak güneşimizden çok daha büyük yıldızlarda üretiliyorlar. Ve bu büyük yıldızlar patlayınca evrenin içine saçılıyorlar ve güneşimiz de aynen böyle bir yıldız patlamasının içinden geçip dünyayı ardına katmış. Biz başka bir yıldızın çocuğuyuz. Güneşin çocuğu değiliz. Benim fizikte bildiğim en romantik şey şu. Siz yaşayabilirsiniz diye bir yıldız öldü. Bir yıldız patladı. Ve yine astronom arkadaşlarımın en bulmak istedikleri şey o aslında. Bizden, bizim geldiğimiz yıldızın çöken, çünkü bu süpernova patlamasından sonra çekirdek çöküyor. Ya kara delik oluyor ya nötron yıldızı oluyor. Bu çöken kara delik veya çöken nötron yıldızı nerede? Hala bulamadık onu. Bizim geldiğimiz yıldızı bulamadık. Biz başka bir yıldızın etrafına sarıldık gidiyoruz. Pekala. Bu ise bu sorunun cevabıydı. Ve bu bana Zümrüt Anka hikayesini anlatıyor, hatırlatıyor değil mi? Küllerinden tekrar doğmak. Bu da aslında mitolojimizde var. Küllerinden tekrar doğmuşuz. Eski bir yıldızın külleri yeni bir yıldızın etrafına sarılmış bir dünya. Ruh. Ruh belki de en zoru. Ruh hakkında ne öğrendim derseniz ben bazen soruyorum. Ben neredeyim? Nasıl bakıyorum dünyaya? Nereden bakıyorum? Hani ruhum nerede geziyor? Ruhum çoğunlukla ayın arka tarafında geziyor. Bu Apollo 18'in aydan çekilmiş ilk dünya doğuşu. 1968'de Apollo 8 ilk kez ayın etrafını dönüyor. Döndükten sonra aydan güneşin doğuşunu gördüğü an bu. İlk kez. İlk kez görülen dünya doğuşu. Değil mi? Diğer gezegenlerin, diğer hepsinin doğuşunu gördük ama dünyanın doğuşunu biz ilk kez 1968'de de gördük. Ve ben buna baktığımda şunu görüyorum.
mavi bir top. Evrenin içinde 380 kilometre bölü saniye hızında giden aslında bir uzay gemisi. Hani hep yapıyoruz ya, roketsanla çalışıyoruz, uzaya gidelim. Uzayın içindeyiz. Ve bir uzay gemimiz de var. Epey de hızlı gidiyor değil mi? Hissediyor musunuz 380 kilometre bölü saniyeyi? Pek hissetmiyoruz ama. Bu dünyaya sahip çıkarsak ve onun sağlıklı kalmasını sağlarsak aslında bu uzay gemisiyle epey bir mesafe kat edeceğiz biz evrenin içinde. Yaklaşık 5 milyar yıl daha gidebilecek bir uzay gemisi bu. Ondan sonra yaklaşık işte o civarda güneş yeterince büyüyor ve dünyamızı eritiyor. Biraz sıvıya çevriliyor. Ama şu anda dünyayı sanırım hepiniz katılırsınız ki dünyanın yakıtı ne yazık ki bilim değil. Dünyanın yakıtı petrol, gaz ve diğerleri ve ne yazık ki ekonomik hırslar. Ve bu dünyanın sürekli ekonomisinin büyüyebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir yanılgı içindeyiz. Sürekli büyüyecek bir dünya ekonomisi elbet ki bu dünyayı bir gün yok edeceği kesinleşti. Onun yerine dünyayı daha sürdürülebilir bir yer haline getirmemiz sanırım gerekiyor. Belki Atatürk demişti ya, bugün de onun Ankara'ya geldiği güzel gün, yurtta sulh, cihanda sulh, belki kendimiz de sulh içinde, evrende sulh de dememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Demir Köz'e çok teşekkür ediyoruz. Keyifle dinledim. Sizler gibi bir bilim insanı olmamama rağmen gerçekten çok keyifle dinledim. Şimdi 15 dakikalık bir kahve molamız var. Sonrasında genel kurumumuz devam edecek.